Dakika gelişmesi, az önce izlediğiniz o vicdan yoksunu baba sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bunu da bir son dakika bilgisi olarak aktarmış olalım sizlere. Dört arkadaş İstanbul Karaköy'de yürüyordu. Önlerini kesen bir kişi önce para istedi. Bu isteği geri çevirmediler, bir miktarda para verdiler. Ancak o haydut verilen parayı beğenmedi. Yanında getirdiği bıçak ve yerden bulduğu kalasla dört arkadaşa saldırdı. O hayduta ilk başta iyi niyetle yaklaşan dört arkadaştan biri ağır yaralandı. Tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Kaçta geldi? Eline bulduğu kalas sopa ne varsa sallayınca bir şekilde elini aldık ama sonra bıçak çekince çaresiz kaldık. Alt geçitte yol kesti, zorla para almaya çalıştı. Verilen parayı beğenmeyince de bıçak ve kalasla saldırdı. Rastgele sallamaya başlayınca burada zaten o halde insanlar da var, doluydu burası. Bir şekilde Hüseyin'e denk geldi. Gece 3 sıralarıydı. Hüseyin Sezer ve 3 arkadaşı Karaköy'de yürüyordu. Grup Galata Köprüsü'ndeki alt geçide yöneldi. Hüseyin Sezer ve arkadaşları alt geçitten karşıya geçiyordu. İşte tam o sırada bir kişi önlerini kesti, para istedi. 4 arkadaş 5 lira para verdi. Ancak saldırgan bununla yetinmedi. Hüseyin Sezer ve arkadaşlarına daha fazla para vermelerini söyledi. Olumsuz cevap alınca da cebinden bir bıçak çıkardı. Diğer eline ise yerden bulduğu bir kalası aldı. Saldırgan bıçağı ve kalası rastgele sallamaya başladı. Grup müdahale etmeye çalıştı. Kargaşadan faydalanan gaspçı Hüseyin Sezer'in kafasına kalasla vurdu. Ardından kaçtı. Merdivenlerden kovaladım. Kovaladıktan sonra hani bıraktım artık çünkü arkadaşım yerde yatıyordu. Ağır yaralanan genç adam yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Hüseyin Sezer'in yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Polis ise kaçan şüphelinin peşinde.